Merhaba arkadaşlar. Etkinliğimize hoş geldiniz. Ben Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Google Developer Student Kulüpten Fatih. Bugün Yunus Serhat Bıçakçı bizlerle olacak TensorFlow etkinliği için. Etkinlik akışı olarak öncelikle TensorFlow nedir? TensorFlow'a giriş ve biraz kodlama göreceğiz. Onun haricinde hocamıza sormak istediğiniz sorular olursa şimdiden de alabiliriz. Etkinliğin sonunda da soru cevap kısmımız olacak. Şimdi hocamızı tanıyalım biraz. Sözü hocamıza verelim. Evet, merhaba Fatih, merhaba arkadaşlar. Hepinize selamlar, iyi akşamlar. Ben Yunus Serhat Uçakçı. Veri bilimiyle uğraşıyorum. Marmara Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Şimdilik bu kadar. TensorFlow'u birazcık anlatacağım size. TensorFlow nedir, ne değildir? Ne işe yarar, neler yapabiliriz? Derin öğrenmeden birkaç tane örnek yapacağız, basit. O şekilde işleyeceğiz. Sorularınız olursa ben hani sunum esnasında da bana sorabilirsiniz. Anlamadığınız bir şey olursa da sorun lütfen. Ben link paylaşabilirim sizle. Yayın esnasında. Oradan da aynı anda takip edebilirsiniz. Diyeyim ve Fatih gene sözü sana bırakayım. Sağ olun hocam. Şu an katılımcılara bakıyorum. Arkadaşlar sorusu olan varsa şimdiden sorabilir. Yani sadece TensorFlow ile ilgili olmasına gerek yok. Sektörle ilgili, kariyeriyle ilgili, yani aklıma gelen belki yetkili bir CV nasıl hazırlanır bile. Bu tarzda da sorular sorabilirsiniz hocam. Hocamız gerektiğince cevaplamaya çalışacak. Etkinlikten sonra da soru cevap kısmımız olacak. Etkinliğe geçebiliriz hocam isterseniz. Sorular geldikçe ben zaten size de bildiririm. Etkinlik sonrasında cevaplayabiliriz onları. Tamam. Ben o zaman şeyi paylaşayım. Şöyle geldi mi? Evet, ekleyelim şimdi. Görebiliyorsunuz değil mi? Sözü size bırakıyorum hocam. Tamam. İhtiyacınız olduğunda sesleniyorum. Tamam. Arkadaşlar selam tekrardan. Ben Yunus Serhat Bıçakçı. Fatih dediği gibi yani istediğiniz zaman bana soru sorabilirsiniz. Bugün size birazcık TensorFlow'dan bahsedeceğim. Nedir, ne değildir, nerelerde kullanılabilir? Tabii TensorFlow için şöyle bir collab linki ben isterseniz sizinle paylaşayım. Linki ben şeyden atıyorum, private chat'ten atıyorum. Fatih istersen YouTube'a da verebilirsin şeyi. Evet arkadaşlar, ben aslında burada hepimiz aynı anda takip edebilelim diye daha doğrusu Jupyter üzerinden ve Google Colab üzerinden paylaşmak istedim size bu sunumu. Böyle bir şey sunumu şeklinde yapmayacağım. Ders anlatır gibi yapmayacağım. Birazcık kodlama üzerinden gideceğiz ve anlamadığınız noktaları lütfen sorun. Üzerinden geçelim. Eğer ben de anlamıyorsam internetten search yaparız en kötü. Oradan bakarız. Şimdi tabii biz burada hangi programlama dilini kullanacağız? Python'ı kullanacağız. Python neden Python'ın? Çünkü hani yapay zeka projelerinde gerek özel sektörde gerekse de akademik çalışmalarda en çok ve en sık kullanılan aslında yazılım dili. TensorFlow peki nedir? Yani aslında soru da o. TensorFlow arkadaşlar Google tarafından aslında geliştirilmeye başlanan bir açık kaynak koddu. Yani herkesin kodları görebildiği ve aslında contribution dediğimiz hani geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunabildiği bir makine öğrenmesi
kütüphanesi. Daha doğrusu kütüphanenin birazcık daha ötesine geçmiş. Framework dediğimiz bir çerçeve kütüphane. Yani kendi içerisinde de birçok kütüphaneyi barındırıyor diyebilirim. Bu kütüphaneyle neler yapılabiliyor? En önemli ve en çok sık kullanılan şey tabii ki de makine öğrenmesi ve derin öğrenme. Özellikle derin öğrenme. Ve diğer makine öğrenme modellerini de oluşturabiliyorsunuz, eğitebiliyorsunuz veya dağıtmak için de kullanabiliyorsunuz. İşte TensorFlow, Python'ın haricinde diğer farklı yazılım dilleriyle de etkin bir şekilde çalışabiliyor. Bu TensorFlow nedir sorusunun cevabını bana son zamanlarda belki duymuşsunuzdur. ChatGPT, OpenAI'ın bir botu var. Chat botu o söyledi. Tabii makine öğrenmesi nedir? Yani hızlı bir şekilde aslında böyle bir üzerinden geçmek istiyorum. Şimdi bizim bildiğimiz geleneksel programlamada bazı arkadaşlarımız belki bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği veya yönetim bilişim sistemleri kökenli olabilir. Onlar birazcık daha hakim olabilir ama hiç yazılım bilgisine sahip olmasanız bile geleneksel programlama ile makine öğrenmesi arasındaki farkı size ancak şöyle anlatabilirim. Geleneksel programlamada arkadaşlar kurallar ve veriyi aslında programladıktan sonra bize cevapları veriyor. Makine öğrenmesi ise bizim elimizde cevaplar var. Yani biz bunlara etiket veya label işte ne diyorsanız yani bir sonucu var, sonuç var elimizde ve elimizde bir de veri var. Bu verileri ve cevapları makine öğrenmesi algoritmaları yardımıyla kurallarını çıkarıyoruz. Bu bizim ne işimize yarıyor? Şu işimize yarıyor. Hızlı bir şekilde karar vermede çok fazla sayıdaki veriyi hızlı bir şekilde belli başlı kurallarını kendisi öğrenerek bir sonuç üretiyor bize. Bu da ne yapıyor? Yani çok 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 karmaşık veri setlerinde veya işte ne gibi olabilir? İşte resimler gibi, fotoğraflar gibi ya da işte text dediğimiz hani dille alakalı yazılar olabilir, resimler olabilir veya ses dosyaları olabilir, videolar olabilir. Bunun gibi aslında programlanması ve cevaplarının çıkarılmasına yönelik kuralların oluşturulmasının çok zor olduğu yerlerde bizim imdadımıza yetişiyor. Tabii biz makine öğrenmesi uzun yıllardan beri hatta makine öğrenmesinin kökeni istatistik tabii ki istatistiğe dayanıyor. İstatistiği çok uzun yıllardır hem kullanılıyor, bizden önce de çok uzun yıllardır kullanıldı. Yüzyıllara dayanıyor. Yani matematikle beraber. Fakat burada bizim makine öğrenmesi ve derin öğrenmenin aslında çok yükselmesinin önünü açan işte bazı gelişmeler oldu. Ne gibi gelişmeler oldu? İşte TensorFlow gibi, işte PyTorch gibi belli başlı ana kütüphanelerin yani ana frameworklerin çok fazla yaygınlaşması ve iyi sonuç üretebilmesi, teknolojik gelişmeler işte ekran kartlarındaki hızların çok yükselmesi yani ilk önce CPU ile yapılan işlerin aslında ekran kartlarının işte matrislerin çarpımında daha iyi işlemleri yapabileceğine dair şeyden sonra ekran kartlarına geçilmesi falan falan yani resource dediğimiz bizim kaynaklarımızın aslında yükselmesi bizim makine öğrenmesi ve derin öğrenmenin önünü açtı diyebilirim. Dolayısıyla biz artık çoğu şeyimizi hayatımızda yaşarken bilerek veya bilmeyerek bir şekilde yapay zeka ile makine öğrenmesi ve derin öğrenmeyle ilişkili hale gelmiş durumda. Tabii ben bu dokümanı hazırlarken sadece kendi bilgilerimden değil çok fazla yararlandığım kaynak var. En fazla yararlandığım kaynak da zaten TensorFlow'un kendi web sitesi. Çok güzel bir web sitesi var. Ve aynı zamanda işte Lawrence Morini diye bir beyefendi var. Bu beyefendi Google'ın TensorFlow tarafının başkanı diyebiliriz. Hani o işlere bakıyor. Ondan bir kurs almıştık biz. Bu TensorFlow Developer sertifikası vardı. O sertifikayı almadan önce onun kursunu bize önermişlerdi ve biz o kursu almıştık. O kurstan da çok fazla yararlandım. Dolayısıyla yani bu dokümanların hazırlanmasında referans birkaç tane kaynağımız var. Onları söyledikten sonra yavaş yavaş kodlamaya geçelim. Yani TensorFlow dediğimiz aslında Python dilinde yazılmış bir kütüphane, ana framework. Bununla ilgili bir soru var mı? Yani TensorFlow'un ne olduğuna dair
aklımızda bazı şeyler belirdi mi? Veya soru işaretleri var mı? En azından onu sorayım, ondan sonra devam edeyim. Yok herhalde. Öyle gözüküyor. Tamam. Şimdi tabii biz burada demiştim ya, ben size bir Jupyter Notebook dediğimiz, yani internet üzerinden aslında bir derleyici olan Jupyter Notebook'u kullanacağız ve Google Colab'ı kullanacağız. Bu bizim ne işimize yarayacak? Anlık olarak benim burada yaptığım ve gerçekleştirdiğim işlemleri bulut üzerinden siz görmüş olacaksınız ve yaptığımız değişiklikleri aynı zamanda siz de kendi bilgisayarınızdan aynı şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Şimdi biz tabii ne yapacağız? İlk önce klasik bir şekilde kütüphanelerimizi yüklememiz lazım. Hangi kütüphaneler bunlar? Öncelikle TensorFlow kütüphanesini yüklüyoruz. Şurada gördüğünüz kod bloğuyla, yani import TensorFlow dediğimiz zaman aslında yani şu kısım bizim daha sonra kısaltmamız için, yani STF dediğimiz, hani TensorFlow'un artık bundan sonra TensorFlow kütüphanesi ile alakalı işlemleri gerçekleştirirken TF şeklinde, TF şeklinde kısaltmak için yaptığımız bir durum. Bir diğer gerekli kütüphaneler, daha doğrusu kütüphane, NumPy. Tabii biz bu TensorFlow ile çalışırken, birazdan size birazcık anlatmaya başlayacağım. Yani TensorFlow'un ismi bir kere nereden geliyor? Tensorlardan geliyor, Tensor'dan geliyor. O Tensor'la alakalı, Tensor'dan önce tabii bir array, yani NumPy dediğimiz Python'ın aslında ana kütüphanelerinden bir tanesi var. Bu bizim işte sayıları veya yani rakamları tutmamıza yarayan veya işte manipüle etmemize yarayan bir kütüphane. O da bizim işimize yarayacak. Onu da yüklüyoruz. Ve bir diğeri de aslında TensorFlow'un, hani biz çerçeve kütüphane demiştik, TensorFlow'un kapsadığı başka bir kütüphane, Keras kütüphanesini işleyeceğiz. Hatta belki siz işte PyTorch, TensorFlow ve Keras, böyle farklı farklı kütüphaneler olarak düşünmüş olabilirsiniz. Keras kütüphanesi TensorFlow'un aslında içinde yer alan bir kütüphane. Dolayısıyla biz TensorFlow'un içerisinden, yani Python'da from TensorFlow import Keras dediğimiz zaman Keras kütüphanesinde yüklemiş oluyoruz. Şöyle tekrar hani sizinle beraber yapayım işlemleri. Tabii bizim TensorFlow kütüphanemizin bir sürü sürümleri var. Biz hangi sürümünü kullanıyoruz? Şu anda bu Google Colab üzerinde kullandığımız sürümü 2.9.2. Şimdi TensorFlow diyoruz. Hani flow akış olarak düşünürsek tensordan ismi geliyor. Peki bu tensor dediğimiz şey ne? Aslında tensorlar arkadaşlar böyle birer nesne olarak düşünürsek tek veya çok boyutlu dizilerin matematikteki tensora yakın bir şekilde yazılımdaki karşılığı aslında. Yani birebir aynısı değil ama yani çok benziyor. Bunun ben birkaç tane örneğini daha bizim aklımızda kalsın diye böyle örneklendirdim. Böyle bir kod bloğu var. Bu kod bloğunun bunu ben şöyle birazcık daha yakınlaştırayım. Belki göremeyebilirsiniz. Yakınlaştırabileceğim bir yer var mı? Şöyle yapsam olur mu? Ya da şöyle yapayım. Şöyle daha iyi olur herhalde, değil mi? Sizin için de daha rahat olur. Kodları daha rahat görebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, biz tensorları aslında renk dediğimiz farklı farklı boyutlarla alabiliriz. Mesela işte TF nokta constant dediğimiz, hani bir TensorFlow kütüphanesine bir ekleme yaptığımızda, mesela bir sayısını ben eklediğim zaman buna biz skalar veya rank 0, rank 0, rank 0 da diyebilirsiniz. Bir tensor olarak karşımıza çıkıyor. Bunun gibi işte rank 1 ne oluyor? TF gene constant diyorum. Bu sefer NumPy array olarak dönmesi için aslında köşeli parantez içerisinde 1, 2 ve 3 rakamlarını noktalı bir şekilde, yani float bir şekilde veriyorum. Ve bunu aslında bir şekilde vektör veya rank 1 şeklinde bir tensor örneği. Bunun aslında birebir, yani şöyle örnek verirsek TensorFlow TF nokta tensor 1 şeklinde shape'inin olmadığı, yani bu skalar olduğu için ve integer 32 şekilinde tutuyor. Tabii şimdi bu D-type'lar bizim için niye önemli? Çünkü D-type'ların farklı olması tensorların birbirleriyle, yani işlem yapabilme kabiliyetlerini kısıtladığı için biz aynı
tipte yani D-Type'a sahip olan tensörlerle işlemleri gerçekleştirmemiz lazım. O bakımdan çok önemli. Ve genellikle aslında float tipte biz bunları tutuyoruz. Tabii birden fazla boyutta gerçekleştiriliyor bu tensörler. Mesela ne gibi? İşte rank 2 dediğimiz TensorFlow'da aslında bir matris örneğini görüyorsunuz değil mi? Yani 1, 2, 3, 4 ve 5, 6 şeklinde şey yapan bir matrisimiz var elimizde. Yani şu ana kadar ne oldu? İşte tek boyutlu, işte vektör şeklinde veya matris şeklinde bir tensör örneği yapabiliyoruz. Yani ben şunu demeye çalışıyorum. Yani benim elimde bir vektör var ve matris varsa bunları aslında tensör şeklinde tutabiliyorum. Tabii ki bununla da sınırlı değil. Tensörlerin şeyi çok fazla, birden fazla boyuta sahip olabiliyor. Mesela ona ilişkinde mesela rank 3 veya rank 4 şeklinde devam ediyor bu. Buna ilişkinde bir tensör örneğinde bu şekilde görebiliyoruz. Bunun bir şey print edilmiş hali bu. Aslında biraz şöyle şey yaparsak daha iyi olur. Görselle anlaşırsak böyle çok sanki ezberden anlatıyormuş gibi oldu. Yani skalar dediğimiz yani bir rakamla oluşan shape'in bu şekilde gösterimi, vektörün bu şekilde olması, hani matrisin bu şekilde ifade edilmesi ve 3 aksise sahip bir tensörün de bu şekilde aslında görselleştirildiğini görebiliyorsunuz. Tabii burada bu işlere yani daha doğrusu tensöre bir girersek yani onun ucu bucağı yok ve inanılmaz matematiksel fonksiyonlar, matematiksel yani yani derin matematiğin içerisine gireceğimiz için şu anda yani buranın konusu olmadığı gibi daha detaylı bilgi almak istiyorsanız arkadaşlar hem TensorFlow'un hem de diğer başka kütüphanelerin linklerinde bu tensörlerin birazcık daha matematiksel kısmının daha iyi anlaşılması için bir sürü açıklayıcı tutorial var, bir sürü güzel açıklamalı eğitimler var. Onlara bakabilirsiniz. Şimdi ben size aslında böyle bir hem sizi birazcık daha şey yapmak için, ısındırmak için size bir soru sormak istiyorum. Yani şu kısmı görebiliyor musunuz acaba? Şuradaki X şeklindeki ve Y'ye depoladığım bu rakamları görebiliyor musunuz şu anda? Bana birazcık geç mi geliyor? Görünüyor hocam şu anda, sıkıntı yok. Şimdi ben görünüyor değil mi? Tamam, güzel. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum size. X ve Y arasında sizce nasıl bir ilişki var? Yani ben size desem ki X ve Y arasındaki ilişkiyi açıklayın. Nasıl? Yani ne diyebilirsiniz? Ya da cevabı olan var mı? Bizim elimizde X'e ait 6 tane rakam var ve Y'ye ait de 6 tane rakam var. Bunların arasında bir ilişki var. Bu ilişki nasıl bir ilişkiye sahip acaba? Şöyle bir düşünebilirsiniz. 15-20 saniye. Ben cevap verebiliyor muyum hocam? Sen cevap verebiliyorsun tabii ki. X'ler birer birer artıyor. Y'ler ikişer ikişer artıyor. Yani aslında fark birer azalarak gidiyor. Çok güzel. Yani şurada biraz önce bahsedeceğim kısım, pardon, şurada neredeydi? Şuraya bir yere yazmıştım. Y eşittir değil mi? 2x eksi 1 şeklinde. Evet, güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim Fatih. Teşekkür ederim İnci. Aslında bizim elimizdeki Y 2x eksi 1 şeklinde aralarında böyle bir ilişki var. Değil mi? Peki yani bizim bunu yani direkt baktığımızda evet birazcık zaman alıyor. Bu daha karmaşık olabilir. Gene çözebiliriz. Fakat bunun gibi birçok işlemi gerçekleştirebilmek için aralarındaki bağlantıyı kurabilmemiz için işte derin öğrenme yapacağız. Bunun için aslında ben birkaç tane yani ilk önce basit bir sinir ağı oluşturma ve derleme
Yani şu X ve Y arasındaki ilişkiye benzer. Mesela ben öyle bir rakam vereyim ki bana o rakama ait ilişkide olduğu diğer rakamı verse şeklinde bir soru sorsam mesela, yani o zaman ne olacak? Cevap veremeyecek çünkü bizim elimizde bir kural yok. Fakat derin öğrenme modeliyle bu gibi çok basit veya çok daha karmaşık problemleri bir şekilde çözebiliriz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Biz şimdi basit bir şekilde bir sinir ağı oluşturacağız. Mümkün olan en basit sinir ağını oluşturacağız. Bu sinir ağında ne olacak arkadaşlar? Bir tane nöronumuz olacak. Bir tane katmanımız olacak. Ve bir tane de girişe sahip, yani train edilebilmesi için bir input'a sahip bir model geliştireceğiz. Bu modeli de TensorFlow'la gerçekleştireceğiz. Ve TensorFlow'un içerisindeki Keras'ın, özür dilerim, sequential dediğimiz bir sınıfı var. Bu sınıf bizim sinir ağı oluşturmamız için aslında birçok, yani başka sınıflar da var ama bu sınıfı kullanarak bir sinir ağı oluşturacağız ve tek katmana sahip. Bu tek katman işte dense layer koyacağım ben ama daha farklı katmanlar da olabiliyor. Bunlara ilişkin de yani daha detaylı bilgi almak isteyen, araştırmak isteyen arkadaşlar için ben bu şeyin içerisine, kolabin içerisine linkleri koydum. Oraya tıklayıp linkle gidebilirsiniz. Başka layer'lar için de Keras şeyi takip edebilirsiniz. Yani ben bir basit sequential model oluşturmak istiyorum. Model dedim, eşittir dedim. Daha doğrusu ilk önce şu şeyimizi yaptık. Model dedim, eşittir dedim. TF dedim, yani TensorFlow nokta Keras, yani Keras kütüphanesinden sequential dedim. Daha sonra parantezimi açtım ve köşeli parantezimi açtım ve bir layer ekliyorum. Layer eklemenin tek yöntemi bu değil tabii ki. İsterseniz siz bir sequential sınıfı model oluşturduktan sonra işte add şeklinde daha sonra farklı eklemeler veya çıkarmalar gerçekleştirebilirsiniz modelinizde. Biz şimdi çok basit bir şekilde hızlıca bir modeli oluşturuyoruz. Bu modelimizde işte dense layer'ı kullandım. Yani bir katmanım var. Bu arada üzerine geldiğimiz zaman arkadaşlar bize tabii ki yani şey bilgi verecektir. Google Colab, yani anlamadığımız bir noktalarda bazı kaynağına ihtiyaç duyduğumuz veya ne farklı yapabilir mi aradığımız noktalarda bu tarz yerlerden, yani Google Colab'in bu tarz şeylerinden yararlanabilirsiniz veya kontrol tuşuna basıp definition'a gittiğiniz zaman o bize buna ilişkin işte Keras apisinin aslında nasıl çalıştığını ve hangi kütüphaneleri getirdiğini ve neler gerçekleştirebileceğine yönelik aslında bazı şeyler bize verebilir. Mesela işte sequential definition'a gittiğim zaman burada mesela kütüphanenin içerisinde sequential pay dosyasının içerisini görebiliyorum ve nasıl, neler yapabilirim, neler gerçekleştirebilirim, nerelerde ne var, neler yapılıyor bu kütüphaneyle, bu modelle, bu fonksiyonla. Onların hepsini arkadaşlar bu şekilde ulaşabilirsiniz. Yani takıldığınız noktalarda veya hata aldığınız noktalarda yanlışın nerede olduğunu bu şekilde bakabilirsiniz. Şimdi biz bir modelimizi oluşturduk. Çok basit bir şekilde tek layer'a sahip, yani tek katmana sahip bir model oluşturdum. Çünkü neden? Benim elimdeki rakamlar ve sayılar, yani karmaşık bir model oluşturmamı gerektirecek bir durumumuz yok ortada. Şimdi tabii ben bir model oluşturdum ama bu modeli bizim derlememiz gerekiyor, değil mi? Yani model olması sadece yetmiyor. Bunun bir de derlenmesi lazım. Ama derlenebilmesi için arkadaşlar bizim iki tane işlevi yerine getirmemiz lazım. Bu iki işlev, bir tanesi loss fonksiyonu, yani bizim kayıp işlev dediğimiz veya bazı durumlarda cost da denebiliyor buna. Bir diğeri de optimizer dediğimiz, yani Türkçesini hani iyileştirme fonksiyonu diyebiliriz. Bu fonksiyonları bizim kullanabilmemiz lazım, derleyebilmek için. Kullanmamız lazım daha doğrusu. Peki hocam şöyle bir şey diyebilirsiniz. Hani loss fonksiyonu nedir? Optimizer nedir? Şimdi loss fonksiyonu arkadaşlar bizim elimizde bir hani rakamlar vardı ya. Şimdi loss fonksiyonu şöyle. Bizim elimizdeki rakamların yani ne olduğuna dair bizim bir elimizde bir doğru tahmin var. Ve bizim tahminlediğimiz bir rakam var. İşte loss fonksiyonu burada doğru tahmine karşı
tahmin edilen değerleri ölçmek için, yani bizim elimizdeki o 5 rakamı var diyelim ve biz atıyorum 7 tahminledik veya 3 tahminledik. O 5 rakamını ne kadar, yani 7 tahminlediysek ne kadar kötü, ne kadar iyi olduğuna dair bir ölçmek için kullandığımız fonksiyon, loss fonksiyonu. Tamam mı? Optimizer'da arkadaşlar bu ölçtüğümüz, yani işte aradaki farkı ölçtüğümüz loss fonksiyonunun üretmiş olduğu ağırlıkları, yani bizim içerisinde derin öğrenmedeki o ağırlık üretme kısmındaki ağırlıkları ve bias değerlerini güncelleme işlemini gerçekleştiren iyileştirici fonksiyon. Yani ben neyi tahminleyeceğim? İşte ağırlık olarak atıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 10 neyse işte o rakamlar var elimde ve bir model ürettim ben. Bir ağırlık dosyam var elimde. O ağırlık dosyasının güncellenme işlemini gerçekleştiren fonksiyon. Şimdi tabii biz burada neyi kullanacağız arkadaşlar? Şey olarak loss fonksiyonu ve optimizer olarak seçtiğimiz, yani modelin compile etmesi için optimizer seçtiğimiz, işte SGD dediğimiz, stochastic gradient descent dediğimiz bir optimizer var. Onu kullanacağım ben. Çok daha farklı optimizerlar var. Çok daha farklı loss fonksiyonları var. Onları da kullanabilirsiniz. Tabii neden mesela SGD'yi ya da stokastik gradient descent seçtik? Çünkü hani rastgele örnekler alıyor ve ağırlıkları güncellemesi için hani hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor SGD. Dolayısıyla bizim işimizi görebilecek bir optimizer. Loss fonksiyonunda da mean squared error kullandık. Yani bunları tabii birazcık ben hızlı geçiyorum. Çünkü yani bunların hepsi neredeyse birer saatlik, ikişer saatlik böyle loss fonksiyonunun anlatılması neredeyse 3-4 saat. Sadece loss fonksiyonu, sadece optimizer çok uzun sürdüğü için arkadaşlar. O yüzden birazcık hızlandırıyorum. Hani anlamadığınız bir nokta olursa, kafanıza yatmayan bir durum olursa lütfen soru sorun. Çekinmeyin. Loss fonksiyonunu anlatmıştık. Loss fonksiyonunda da işte mean squared error kullandık. Bunda da işte Türkçesi hata kareler ortalaması. Bu ne yapıyor bizim, ne işimize yarıyor? Her zaman pozitif değerlerden oluşuyor ve sıfıra yakınlaştığı aslında iyi tahmin yaptığımızı belirtiyor. Tamam hocam. Yani ilk önce biz bir yukarıda ne yaptık? Modelimizi oluşturduk. Modelin derlenmesine yönelik eklemeleri gerçekleştirdik. Şimdi verimizle beslememizi gerçekleştireceğiz, eğiteceğiz ve tahminleme yapacağız. Şimdi pardon, şunu da yaptık, şunu da yaptık. Verimizi besleyeceğiz. Ne var elimizde? Bir NumPy array ürettim. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 diye. Dediğimiz gibi birer birer artıyor. Bir de y var elimizde değil mi? Y olarak söylediğimiz neydi işte? 2x eksi 1'di değil mi? Dolayısıyla bizim elimizde de bu var. Bu ikisini verisini ürettik ve artık eğitme, modelin eğitilme aşamasına geçebiliriz. Modelin eğitilmesi model.fit dedikten sonra bizim elimizdeki eğitim ve tahminlenecek olan değerleri veriyorum ve epoch şeklinde. Bu epoch sayısı nedir? Modelin aslında öğrenmesi için, yani tek layer'dan oluşturmuştuk ya ve hani loss fonksiyonu ve optimizer vardı. Onların hani dönme işlemini gerçekleştiren, sürekli hani o loop dediğimiz veya işte epoch olarak adlandırılan derin öğrenmede bir şekilde loop demeyelim de epoch diyelim. Epoch aslında tekrar etme sayısını ifade ediyor. Ve biz bunu 500 belirledik. Yani çok fazla öğrenecek ve bir şekilde öğrenmeye başlıyor. Tekrar sıfırdan başlayalım. Bakın dikkat edin, hızlı bir şekilde neredeyse her bir epoch'u 0 saniyenin altında bir şekilde öğreniyor. Bakın şu anda sıfırlara falan düştü epoch'umuz, şey loss'umuz, özür dilerim. Bu ne anlama geliyor? Yani biz artık ilk başlarda aradaki fark, yani benim elimdeki değerlerle tahmin edilen değerlerin arasındaki fark nerelerde %23'lerdeyken gittikçe azalıyor. Çünkü kendini daha da düzeltiyor model. Daha iyi eğitiyor. 9'lar, 7'ler, 6'lar, 3'ler, 1'ler ve sıfırlara geldi. Sıfırlara gelmesi de yetmiyor. Sıfırlarda da artık neredeyse sıfır sıfırlara inmeye başladı. 500 epoch yaptığım için. Bakın 100 epochta 0,1'lere kadar geldi. Özür dilerim.
Kapandı galiba. Pardon. Kusura bakmayın. Pardon. Değer mesafemi sıklaşıyorum yani. Tahmin ettiğimiz değerle olması gereken değer arasındaki fark çok azalıyor. O demek. Yani benim tahmin ettiğim değerle olması gereken değer arasındaki mesafe çok azalıyor. Yani bu şu demek, yani ben çok iyi tahminleyeceğim. Bu ne kadar sıfıra yaklaşırsa ben o kadar iyi tahminliyorum demektir. Ve mesela 0,01'lere indi artık. 220. yapıya geldiğim zaman daha da inmeye devam ediyor. Daha da iniyor. Daha da iniyor. Buralarda nerelere geldik? Artık 0,00'lara geldi. 300'lerde, 400'lerde ve 500 epochlarda artık iş nerelere gelmiş? Beraber bakalım. Artık yani 0,0004'lere falan inmiş. Yani inanılmaz iyi bir şekilde biz bunu öğrendik. Tabii bunun bazı dezavantajları var. Bu ne demek? Aslında bu yaptığımız işlem overfit. Yani biz bunu çok obur besleme yapıyoruz. Yani çok öğrendim model. Yani farklı bir şey geldiği zaman yani o zaman tabii tam olarak güzel davranamayabilir. Ama bizim yaptığımız model çok basit olduğu için bu şimdilik bizim işimizi görecektir. Tabii bunu biz hani neye göre ölçeceğiz, değil mi? Bizim bir tahminleme yapmamız lazım. Burada da arkadaşlar aslında model nokta predict deyip tahminlemek istediğimiz değeri verebiliriz, değil mi? Yani ben burada 10 verdim ama mesela diyelim ki 80 verelim, değil mi? X'imiz 80 olduğu zaman Y kaç oluyormuş arkadaşlar? İşte tahminlediği değeri 158,77832 şeklinde gidiyor. Tamam. Yani kendimiz de aslında burada ne demiştik? 80 çarpı 2, değil mi? Şöyle hızlıca bir doğrulama diyelim, değil mi? Doğrulama. 80 çarpı 2, değil mi? Doğrulama. Yapalım. Eksi 1. Yani bizim modelimizin tahminlediği değer 158 iken aslında olması yani 158,77 iken yani not olarak düşündüğümüz zaman 0,50'nin yukarısında yukarıya yuvarlarsak eğer yani doğru tahminlemiş. Modelimiz çalışıyor. Ama tabii bu çok çok basit model arkadaşlar. Yani buraya ben işte 10 ne yapabilirim? İşte aklıma ne geliyorsa bunu çok basit bir şekilde bu modeli eğitebilirim. Ama şu anda bir derin öğrenme modelini kurduk ve çalıştırdık. Dikkat ettiyseniz belki 3-4 satırlık kod aslında. Ben böyle birazcık da hani komentler ekledim. İşte birazcık da anlatmaya yönelik bazı eklemeler yaptım falan. Dolayısıyla hani şurayı sileyim kafamızı karıştırmasın. Yani bunu böyle basit bir şekilde yapabiliyoruz. Peki soru şu. Yani tamam da karmaşık modeller nasıl çalışıyor? Onlar da farklı mı? Şimdi bilgisayarla görü dediğimiz hani computer vision'da bazı çoklu sınıflandırma olarak adlandırdığımız yani birden fazla sınıfa ait mesela bir veri setimiz olsun bizim elimizde. Ben buna ilişkin size bir örnek hazırladım. Bu örneği anlattıktan sonra dersi bitireceğim. Çok da fazla zamanınızı almayacağım. Belki aklınıza takılan sorular vardır. Sonra soru cevap yaparız. Şimdi bizim elimizde bir patient mnist diye bir veri setimiz var. Bu çok kullanılan bir veri set. Bu veri setin içerisinde ne var? İşte 28'e 28 piksel gri tonlamalı görüntülerden oluşan 10 tane farklı sınıfa ait aslında etiketlere sahip yani sınıf dediğimiz aslında etiket sınıfa ait bazı resimler var. Bu resimler işte bazısı tişört, bazısı işte bot, mesela bazısı çanta falan, bazısı şört,
Yani tişört, işte bazı quad dediğimiz mont falan. Bunları hepsi etiketlenmiş. Elimizde veri seti var. Şimdi bu veri setini isterseniz birazcık tanıyalım. Çünkü veri biliminde ve veri analizinde, derin öğrenmede, diğer bütün makine öğrenmesi modelleri kurmadan önce aslında veri setimizi inceleme gerçekleştirmemiz gerekiyor. O yüzden biz şimdi veri setimizi ilk önce tabii bu veri setini nereden yüklüyoruz, değil mi? O da bir hani şey soru olabilir, aklınıza takılmış olabilir. Yani bu veri set nereden çıktı? Bu veri set, bu ve benzeri başka birkaç tane daha veri set var arkadaşlar. En aşağıya ben zaten kaynaklar, referanslar kısmını onları da ekledim. Bu TensorFlow kütüphanesinin içerisinde apiler aracılığıyla hazır bir şekilde bize sunulan data setlerden bir tanesi. Bunun gibi birkaç tane daha, hatta 10 taneye yakın belki hazır data set var. O data setler üzerinde biz hem eğitim yapabilelim diye, hem TensorFlow kütüphanesini keşfedebilelim diye hazırlanmış aslında bunlar kütüphaneler. Bu kütüphanemiz aslında işte FashionMS kütüphanesini ne yüklüyoruz? Nasıl yüklüyoruz? İşte tf.keras.datasets.fashion emniz şeklinde yüklediğim zaman artık benim data setim yüklenmiş oluyor. Peki bu data seti neyle ayırıyorum? Nokta load data ile beraber kendi içerisinde hazır bir şekilde olan train images, yani şöyle söyleyeyim, şöyle daha bakalım. Hemen şöyle bir bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi API aracılığıyla gelmiş bu bana. Tamam mı? İçerisinde işte bazı pay dosyası var diyor. Yani bunun içerisinde load data ile ikiye ayrılmış şekilde test ve trainler var. Tabii bunların ayrılması falan başka süreçler. Hani buralara falan çok girmiyoruz ama dediğim gibi oralara girersek zamanımız yetmez. Zaten hani hızlı geçiyor zaman. Ben de anlamadım. O neredeyse 35 dakika olmuş. Şimdi biz bu veri setimizi train ve test olarak ikiye ayırdık. Neden ikiye ayırdık? Çünkü biraz önce yukarıda size söylemiştim. Yani ben elimdeki veri seti tamamını eğitmek üzere kullanırsam, bu sefer tahminlemek üzere kullanacağım veri setini aslında öğrenmiş olurum ve iyi sonuç, yani overfit dediğimiz benim sadece kendi elimdeki data seti öğrenmiş ve dışarıdaki data setle alakalı tahminlerde yanılma payımı arttırmış olurum. Dolayısıyla biz her seferinde bir makine öğrenmesi modeli, deep learning, derin öğrenme modeli kuracağımız zaman setleri, yani elimizdeki veri setlerini 3'e ayırırız aslında. 2'ye de değil, 3'e ayırırız. Bir tarafta training set olur, diğer tarafta validation set olur, doğrulama seti olur. Bir diğer tarafta da hiçbir şekilde training kısmına müdahil olmayan test seti olur. Dolayısıyla biz şimdilik ama 2'ye ayıracağız. Çünkü validation'ı da, yani doğrulama setini de, yani neye göre, değil mi? Yani bizim elimizde loss fonksiyonu var. Bu tahminlenen değerin ne olduğunu bilmesi lazım. Tamam öğreniyor ama tahminlenen değeri de ölçebilmesi lazım. Dolayısıyla hani validation'ı da bakması lazım falan. Onu kullanacağız. Şimdi bu şekilde biz ayırdık veri setini. Tabii veri setini birazcık daha inceleyelim. Bunun shape'i nedir? Mesela toplamda 60 bin tane eğitim verisi bizim elimizde var. Yani 28'e 28 pikselli gri tonlamalı, renkli değil, gri tonlamalı bir veri setimiz var ve shape işte dediğim gibi 28-28. 10 bin tane de arkadaşlar test setimiz var. Bu konuların tek tek hepsine açıklamayacağım. Ve tabii bunu bir görselleştirelim. Görselleştirmek için Python'da sıkça kullandığımız bir kütüphane var, Matplotlib diye. Bu Matplotlib aracılığıyla bir aslında şeyini çizelim. Yani görselleştirelim. Tabii neyi görselleştireceğiz? Bunda 60 bin tane eğitim veri seti vardı ya. Bunu mesela 15. indeksinde yer alan, yani train, yani 15 indeksini verdiğim zaman 15. indekste aslında benim elimdeki training'in, yani training veri setinin 60 binin içerisindeki 15.'deki görüntüyü ben bir şey yapayım, çizdireyim. Bu arkadaşlar array şeklinde tutulmuş hali. Dikkat ederseniz. Yani burada da aslında böyle birazcık baktığımız zaman sanki, değil mi? Bot
şeklinde böyle bir resim var gibi ereğlerde. Tabii matplotlib bunun için değil. Bu şunun için kullanıyoruz. Burada çizilmiş hali de bu, değil mi? AnkleBot dediğimiz aslında yani bileğimizin yukarısına çıkan bot şeklinde bir resim olduğunu görüyoruz. Tabii biz buna şimdi klaslarımızın ismini vermiştik hatırlarsanız. İşte tişörtler vardı, işte kuatlar vardı, sandallar vardı falan. Şört vardı, işte çanta vardı. İlk 25 taneyi aslında bir çizdirelim dedim ben. Yani şu isimlere göre bizim elimizdeki şeyleri mesela işte birinci yani daha doğrusu Python kullandığımız için sıfırıncı resimdeki mesela işte ankle botmuş, değil mi? İşte birinci resimde tişört varmış. İşte kaç tane var burada? 5 tane var. O 15 dediğimiz indeks aslında 16. resme denk geliyor. O da bakın burada ankle botmuş. O da bu şekilde bir resimmiş. Zaten burada da görmüştük. Burada da bir şekilde klasları görmüştük. Şimdi veri setini tamam tanıdık. Elimizde 60 bin tane veri var. 10 bin tane test var. Bu 10 bin taneyi biz tahminlemek istiyoruz. Yani bize yeni bir bu tarz bir resim geldiği zaman ben bu resimlerden öğreneyim. Buna ve benzer başka resimler benim elime geldiği zaman bunları sınıflandırayım. Tamam. Benim aslında yapmak istediğim bu. Bunun için de TensorFlow kullanıyorum. Şimdi ne yapacağız? İlk önce bakın normalleştirmem lazım. Normalize etmem lazım. Neden? Bakın benim elimdeki aslında array'ler var. Bu array'ler nereye kadar? 0'dan 255'e kadar aslında. Ve bu 0'la 255'i ben 0'la 1 arasına aslında normalize ediyorum ki daha rahat bir şekilde ve daha hızlı bir şekilde aslında piksellerimin içerisinde işlemleri gerçekleştirebilirim ve inanılmaz büyük rakamlara olaylar çıkmasın. 0 ile 1 arasında normalize ediyoruz veri setimizi. Ve biraz önce yukarıda kurduğumuz modelin çok benzerini birkaç tane daha ekleme yaparak yeni bir model kuruyoruz. Bu modelimizde ne var arkadaşlar? Şu var. Gene TF-Keras Models Sequential dedim. Yani şöyle yapabiliriz. Burada ilk önce flatten ediyorum, düzleştiriyorum. Bunu birazdan açıklayacağım ne anlama geldiğini. Sonra bir layer ekledim, dense layer. Ve bu dense layer'ın içerisinde bir de aktivasyon ekledim. Neden olduğunu gene açıklayacağım. Ve son olarak da arkadaşlar bir gene dense layer ekledim. Yani aslında iki katmanlı bir derin, buna tabii derin öğrenme denmiyor ama yapay sinir ağı oluşturduk. Çünkü derin öğrenme olabilmesi için en az 3 ve daha fazla layer'a ihtiyaç var arkadaşlar. Hani o bilgi de aklınızda bulunsun ama bir şekilde derin öğrenme modeli olarak adlandırılabilir. Bu yapay sinir ağı da diyebilirsiniz tabii. Bunu yaptık. 128 tane aslında şeyimiz var, bizim katmanımız var. Yani 128 tane farklı feature'ı incelemeye çalışacak. Yani bunu tabii arttırdığınız zaman daha da komplike hale getiriyorsunuz. Farklı layer eklediğiniz zaman daha da komplike hale getirebiliyorsunuz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bizim elimizde 28 piksellik siyah beyaz görüntü olmasın da 1000 piksele 1000 piksellik RGB dediğimiz hani bizim bildiğimiz anlamda fotoğraf makinesiyle cep telefonlarımızı çektiğimiz bir görüntü de gelebilir. Hatta şimdiki cep telefonlarının işte çekmesi megapikseli de artıyor. İşte 5000 küsüre 5000 küsür falan fotoğraf çekiyorlar. Dolayısıyla hani bizim elimizdeki 28 ile 28 aslında basit kalıyor. Bunların hepsinin öğrenebilmek için yani ne kadar çok piksel olursa o kadar fazla matematiksel fonksiyon yani matematiksel işleme ihtiyaç var demektir. Dolayısıyla daha karmaşıklaştırmam lazım ki daha iyi öğrenebileyim. Model daha iyi öğrensin. Bu da ne demek? Daha da uzun training süresi demek. Daha fazla uzun eğitim süresi demek falan. Fakat biz tabii o kısımlara daha henüz geçmiyoruz, girmiyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda ben veya başka arkadaşlar hani derin öğrenmeyi daha böyle bir detaylı böyle birkaç seri dizi halinde anlatırsa belki o zaman girilebilir bunlara. Fakat biz tabii bir ufak bir model kuracağız. Ne demiştik? İlk önce Sequential neydi? İşte bir katman dizisinin aslında bizim TensorFlow kütüphanesinin içerisinde
anlamıydı. Flatten'da arkadaşlar bizim elimizde 28'e 28'lik bir model var. Daha doğrusu bir resim var. Bunu bizim bir tek boyutlu bir array haline getirmemiz gerekiyor. İşte bu ve benzeri resimlerde biz bunları arkadaşlar çok boyutlu girdilerde yani 28'e 28'lik gibi çok boyutlu girdileri tek boyuta indirmeye çalışıyoruz. Bunu da bize gene TensorFlow kütüphanesindeki Flatten fonksiyonu yardımcı oluyor ve Flatten'ı kullandığımız zaman aslında genellikle ilk katmanlı yapılır. Yani bizim elimizde böyle bir model kuracaksak biz ilk önce Flatten yani düzleştirme gerçekleştiririz. Ondan sonra katmanları üstüne koymaya devam ederiz. Dolayısıyla biz burada ilk önce bir düzleştirme yani şu yukarıdaki o 28'e 28'i düzleştirdik, düzleştirmiş hale getirdik. Daha sonra tabii nöron katmanları, dense layer'lar demiştik. Hani bunlar bir katman demiştik. Onları ekliyoruz. Tabii her bir katmanın nasıl hareket etmesi gerektiğini, çünkü bir öncekinde aktivasyon koymamıştık. Çünkü bizim elimizde sadece tek katmanlı bir yapay sinir ağ vardı. Şimdi burada tabii ikiye çıkardık katmanı. Dolayısıyla katmanın çıktısının nasıl hareket etmesi gerektiğini aslında bilmesi lazım, değil mi? Onun için de bizim bir aktivasyon fonksiyonuna ihtiyacımız var. Bu aktivasyon fonksiyonları arkadaşlar ne işe yarıyorlar? Mesela diyelim ki bizim elimizde ReLU'yu seçtik biz burada aktivasyon fonksiyonu olarak. Bu layer'da yani şuradaki şu layer'da şu işaretlediğim, daha highlight ettiğim layer'da biz ReLU'yu seçtik. Bu ReLU ne yapacak? Bunun sonucunda yani bizim daha doğrusu layer'ın sonucunda üretilecek olan değer eğer sıfırın altındaysa bize sıfırı döndürecek. Eğer sıfırın üstündeyse daha büyük değerse onu koruyacak demektir. ReLU fonksiyonu, aktivasyonu aslında bizim o işimize yarıyor. Yani böylece ne yapmış olacağız? Hızlı olan yerlerde bunu daha çok ReLU kullanılıyor. Tabii bu da aktivasyon gene birçok var. İşte GELU var değil mi? Daha farklı farklı bir sürü aktivasyonlar var arada kullanılabilecek. Biz şimdilik ReLU seçtik diyelim. Yani buraya gene linkleri koydum. Bu linklerden bakabilirsiniz. Ve bizim elimizde ne olacaktı arkadaşlar? 10 tane sınıf vardı. Şimdi benim öyle bir şey yapmam lazım ki ben elime verdiğim yani daha doğrusu modele verdiğim her bir resmi o 10 tane sınıfa her bir tanesinin değerini üretmesi lazım. İşte onun için de biz arkadaşlar gene aynı şekilde softmax dediğimiz bir aktivasyon fonksiyonunu kullanıyoruz. Bu aktivasyon fonksiyonu ne yapıyor? Şunu yapıyor. Bizim değerlerimizin toplamı bir olacak şekilde. Yani ben her bir resimde toplamdaki 10 tane farklı sınıfın toplamının eşiti bir olacak şekilde sınıf sayısını bunu ölçeklendiriyor. Şimdi birazdan tabii böyle anlattığım zaman belki akılda kalmayabilir ama birazdan aşağıda örneği verdiğim zaman örnekli bir şekilde gördüğünüzde çok daha iyi anlayacaksınız. Dolayısıyla biz bunu hani 10 sonunda son layer'ımızda 10'a böl. Yani sonunda çıkışımız işte eğer mesela çoklu olmasaydı da mesela kedi mi erkek mi şey pardon özür dilerim kedi mi köpek mi kadın mı erkek mi şeklinde bir binary bir sınıflandırma yapacaksam mesela sigmoid fonksiyonunu kullanırdım. Ama ben çok fazla sınıfa sahip olduğum için softmax fonksiyonunu kullanıyorum. Tamam. Bunu dediğim gibi aşağıda daha detaylı anlatacağım. Ne yapıyorduk? İşte derlememizi gerçek modelimizi kurduk. Modelimiz var. Şimdi derlememizi yapıyoruz. Derlememizde ne yapıyorduk? İki tane seçmemiz gereken şey vardı. Optimizer'ımız vardı ve loss fonksiyonumuz vardı. Burada tabii optimizer'ımızı değiştirdik. Burada biz Adam diye bir optimizer'ımız var. Onu kullandık. Daha önce hangisini kullanmıştık? Şurada modelimizde daha önce hangisini kullanmıştık? SGD'yi kullanmıştık, değil mi? Rastgele gradient descent'i kullanmıştık. Burada Adam'ı kullandık optimizer olarak. Loss fonksiyonunda da işte sparse kategorik cross entropy dediğimiz bir loss fonksiyonu var. Bunu kullandık. Çünkü hani çok fazla sınıfa ait olduğu için
bunun bir şekilde dağıtılmış bir kategorik sınıflandırma kros entropisini almak için. Bunların tabii çok detaylar. Bu için içerisinde çok fazla tabii matematiksel şeyler var. Zaten arkadaşlar hani böyle bir derin öğrenmeyle alakalı böyle bir makale yani okumayacak olursanız genellikle o gerçekleştirilen o matematiksel işlemlerin hepsi de bu loss kısmında, optimizer'da falan modelin içerisindeki o şeylerde olduğunu görürsünüz. Yani bunlar sadece bize TensorFlow kütüphanesinin hazır bir şekilde verdiği fonksiyonlar. Dolayısıyla TensorFlow'un gene burada bize çok büyük şeyleri var. Tabii farklı farklı loss fonksiyonları, farklı farklı optimizer'lar gene kullanabiliriz. Bir de burada tabii biz bir metrik belirttik. Ne belirttik? Accuracy belirttik. Doğruluk metriği. Bu metriklerin ölçümüyle alakalı da yine internetten bakabilirsiniz. Hani birçok ölçüm var. İşte accuracy olsun, F1 olsun. Resimlerle alakalı şeyler olduğu zaman dice score'lar, şunlar bunlar. Hani recall'lar. Bir sürü ölçebileceğimiz ölçme metriğimiz var. Biz burada herkesin kolay bir şekilde anlayabileceği accuracy'yi aslında kullanıyoruz. Ve model derlememiz işlemimizi de gerçekleştirdik. Bir sonraki aşamamız artık model eğitimi. Modelimizi eğitelim. Şöyle tekrar şunları çalıştırdık herhalde, değil mi? Tamam. Modelimizi eğitelim. Model eğitilmeye başladı. Bakın dikkat edin. 1875 tane tabii buraya şöyle bir şey koyabiliriz. Model.summary dediğim zaman. Şimdi bunu yani biz bir model oluşturduk ama bu modelimizin mesela ne anlam ifade ettiğini şimdi bir şeyine bakalım isterseniz. Summary'sine bakalım nedir ne değildir ona bir detaylı inceleyelim. Tabii burada eğitim süreci gerçekleşiyor. 1875 her bir epochta 1875 tane işlem gerçekleştiriyor. Loss değerlerini üretiyor. Bakın loss gittikçe düşüyor. Ve sonunda bize tabii bir %89'luk accuracy'ye sahip bir modelimiz gerçekleştirdi. Hani biraz önce demiştim ya modelin summary'sini alalım diye. Bakın modelimiz neymiş? İşte sequential'mış. Bir flatten'ımız var. Flatten olduktan sonra bakın output'umuz, shape'imiz nasıl değişmiş? Neden peki bu sizce 784 oldu? Tahmin edecek olan arkadaşınız varsa lütfen aşağıya yazsın yani şeye. Canlıya yazsın. Devam edeyim ben. Başka iki tane dense layer eklemiştik. Bu dense layer'lara işte ne yapmıştık? Shape'i 128 tane shape ekledik. Ne oldu? İşte bir sürü parametremiz oldu, değil mi? Yaklaşık 100 bin tane farklı parametreyi ölçmeye başladı. Derin öğrenme. Yapay sinir ağı, özür dilerim. Daha sonra da 10 tane softmax'e bunu ayırdık ve toplamda benim elimde 101 bin tane parametre oldu. Yani 101 bin tane parametreyi ölçmüş olduk, bakmış olduk. Bunu tabii daha çok karmaşıklaştırırsanız yani şunu demeye çalışıyorum. İsterseniz tekrar sıfırlayalım. Mesela bunu 128 değil de işte 512 yaptık diyelim modelimizi. Daha böyle bir karmaşık yapalım dedik. O zaman baktığımız zaman tabii model summary'si fit ettikten sonra şunu şöyle bir alt alırsak sanki olacak gibi. Oldu mu acaba bilmiyorum ama inşallah olmuştur. Bakalım. Tekrar bir daha bir eğitsin. Ne olacak, ne bitecek? Tekrar beraber görelim. İnşallah yine hata almayız. Modelimizin eğitimi sürüyor. Bu tabii ne oluyor? Google Colab yapıyor bu işlemleri. Kendi bilgisayarımda bu işlemleri gerçekleştirmiyorum. Tabii ki kendi bilgisayarınızda da gerçekleştirebilirsiniz ama bu kütüphanelerin yüklenmesi, Python'ın işte TensorFlow kütüphanesinin ve diğer işte NumPy gibi diğer kütüphanelerin de yükleniyor olması gerekiyor. Evet, burada modelimizi eğittik. 512 yaptığımız zaman modelin accuracy değerinin 89.53'e yani 89.10 gibi falan bir şeydi. 89.53'e çıktığını görüyoruz. Bu da şimdi birazdan göreceğiz. Bizim elimizde kaç tane parametre vardı? Ne vardı, ne yoktu? Onların sonucunu birazdan göreceğiz. Parametre sayısının artmasını bekliyoruz tabii haliyle. Bakın gördünüz mü? Benim elimde aslında 100 bin tane parametre vardı bir öncekinde. Ve şu andaki
parametrem 400 bine çıktı. Dolayısıyla daha fazla detay öğrenmiş olduk gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii aynı layer içerisinde öğrenme aşamasının hani çok fazla arttırılması da bir işe yarar mı? O da bir soru işareti tabii. Bunlar tabii çok ileri seviye olan kısımlar. Modelimizin tabii performansını bir ölçmemiz lazım. Bu performansı neye göre ölçüyoruz arkadaşlar? Bizim elimizde bir model vardı. Modelimiz artık oluştu. Bu modelimizi Evaluate'le test verileri ve test label'larına soktuğumuz zaman elde ettiğimiz, bakın, accuracy score testte 0.87. Yani ben aslında 0.89 bulmuştum, değil mi? 5 tane Epoch'ta. Yani çok da Epoch yapmadık. Bir önceki gibi basitte mesela 500 Epoch eğitmiştik. Sadece 5 Epoch'tan bu veri setine hiç görmediği verilere ilişkin bir tahminleme yaptığımız zaman %87 oranında bilebiliyoruz. Değil mi? Bunları classification şeklinde bir gene test imageleri şöyle bir şey yapalım. Burada da ben size bir şeyini çıkardım. Yani elinizde mesela bir modele ilişkin şey olduğu zaman nasıl tahminliyor? 10. resim, dikkat ettiyseniz hatırlarsanız şurada bakın. 10. resim neredeydi? Tabii test datasının 10. resmi. Bu training datasıydı, özür dilerim. Test datasının 10. resmi arkadaşlar bir aslında bir quad, yani üzerimize aldığımız işte bir ceket diyelim. Ceketmiş, yani ceket. Ve biz mesela ne olarak tahminlemişiz? Bakıyoruz işte bu neredeyse sıfır tahminlemiş, sıfır tahminlemiş. İşte bire çok yakın yine sıfır tahminlemiş, sıfır tahminlemiş. Sıfır sıfır şeklinde görüyoruz ve sonuç olarak şurada neredeydi? Şu bire yaklaşık bizim elimizde bir classification yapmış oldu. Şurada en fazlasını alıyorum. Yani bu şuradaki üretilen argümanların en fazlası hangisi? Maksimum alıyorum. Ve bunların aslında class name'ine baktığımız zaman bunu işte quad olarak tahminledi. Bunu ben değiştirebilirim. Mesela 15. resim neyse 15. resmi tahminleyelim. Mesela bunu işte bir şey olarak tahminledi. 16. resme bakalım. Ne olarak tahminleyecek? 16. resmi mesela pullover olarak tahminledi. 20. resme bakalım. Gene pullover olarak tahminledi. Yani aslında bir şekilde doğru tahminlemeyi başardık diyebiliriz. Mesela sıfırda ne varmış? Sıfıra bir bakalım. Ankle bot olarak tahminledi. Yani doğru tahminledi diyebiliriz. Yani böylece arkadaşlar bir derin öğrenmeyle, daha doğrusu yapay sinir ağıyla biz bir tahminlememizi, yani verimizi aldık, veri setimizi modelimize ittik. Modelimizin sonunda bir tahminleme gerçekleştirdik. Bunların tabii bütün hepsini TensorFlow kütüphanesiyle yaptık. Burada kalmıyor. Şöyle TensorFlow'un birkaç tane ben kaynağını koydum. Buraya aslında şey de ekleyebiliriz belki. Bu bizim YouTube'da TensorFlow Community, Yusuf Sarıgöz'ün kurmuş olduğu bir community vardı. Google Developer ya da TensorFlow Community falan olabilir, emin değilim. Onların bir bootcamp'i oldu arkadaşlar. TensorFlow Bootcamp'i. Onu da tavsiye edebilirim. Yani bu TensorFlow'la tanışma birazcık onun gibi bir session'dı. Yani öyle bir oturumdu. Daha detay bilgi almak isteyenler buradaki linklerden foruma gidebilirsiniz. TensorFlow'un kendi forumunu veya GitHub'ında, yani gene kendi GitHub'ında çok fazla tutorial var, anlattığı var. Orada farklı datasetler var. O datasetlerle beraber gerçekleştirilen kodlar var. Onlara bir bakabilirsiniz. İşte bu veri setlerinin nasıl yüklenmesine yönelik bir eğitim var. Onu kaynaklara ekledim. Yani kaynağımız çok, inanılmaz çok kaynak var. Yeter ki siz bu alana ilgi duyun. Özellikle TensorFlow gibi, işte PyTorch gibi,
Gene PyTorch'ta dediğim gibi TensorFlow gibi bir makine öğrenmesi kütüphanesi, framework'ü. Ona da onlara da bunların hepsi açık kaynak kodlu olduğu için aklınızda bir soru işareti olduğu zaman gerek o forumlara, gerek GitHub'da bazı sorunlar açarak, yani o problemle alakalı issue oluşturarak, gerekse de işte bunlarla uğraşan insanlara ulaşıp gerek LinkedIn'den gerek GitHub'dan, İşte aklınıza neresi geliyorsa bana da ulaşabilirsiniz. Böyle bir yardımlaşma bir durumu var. Dolayısıyla aklınıza takılan bir noktayı sormaktan çekinmeyin diyeyim. Ve hani bir saat de oldu zaten. Bir saat diye konuşmuştuk. Ben bitirmiş olayım sunumumu. Daha doğrusu kodlama kısmını. Soru varsa tabii, anlaşılmayan bir husus varsa, başka konuda sorular varsa, çünkü yani veri bilimi çok geniş bir alan. Ben de hani TensorFlow geliştiricisi unvanını sağ olsun Google bir sınava girmiştik. Onu da verdi. Yani bu konuda bir verilerle alakalı, gerek mekansal verilerle alakalı, coğrafi bilgi sistemleri, yönetim bilişim sistemleri, onlarla alakalı da sorularınız varsa yanıtlamaya çalışabilirim diyeyim. Ben, Fatih de gelmiş zaten. Hoş geldin Fatih. Tamam hocam. Teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için bu arada. Biz teşekkür Çok sağ ederiz. TensorFlow ile ilgili bilgilerin için, faydalı bilgiler için biz teşekkür ederiz. Yani yayının başında da belirtmiştik soru cevap kısmımız olacak diye. İşte yayınla ilgili, TensorFlow ile ilgili veya kariyerinizle ilgili, yazılım sektörüyle ilgili sorularınız varsa hocanız cevaplamaya çalışacak. Sorulara geçebiliriz. Ayhan Köz sormuş hocam. Google'un Lens uygulamasında TensorFlow teknolojisi kullanılıyor mu? Bir de daha sonra yüz yüze bir etkinlikte bir araya gelebilir miyiz hocam? Bu eğitim için de çok teşekkür ettiğini söylemiş. Çok teşekkür ederim nazik sözlerin için Ayhan. Google'ın Lens uygulamasının detaylarını bilmiyorum ama şunu biliyorum. Galiba, yani detaylarını bilmiyorum derken, bir ufak bir bilgiye sahibim. Google Cloud üzerinden gerçekleştirilen çok fazla API'si var Google'ın. Yani aslında Google bu konuda çok ileride, hani birkaç tane firmadan bir tanesi. Dolayısıyla TensorFlow'u kullandığını biliyorum. Zaten kendilerinin bir ürünü. Zaten bu PyTorch'ta, TensorFlow'da, yani kendileri yapay zeka ile uğraşan firmalar, işte Meta kullandı PyTorch'u. Onlar çok fazla contribution yapmıştı. Google tarafı da TensorFlow'u çok fazla geliştirmişti. Dolayısıyla kendi ürünlerinde TensorFlow'u kullanıyorlar. Yüz yüze bir etkinlikte gelebiliriz dersem, yani şöyle gelemeyiz. Neden? Çünkü ben Ocak ayında İngiltere'ye gidiyorum arkadaşlar. UCL'de orada doktora sonrası araştırma yapacağım. Bir sene, en az bir sene orada kalacağım. Dolayısıyla hani böyle bir yüz yüze etkinlik de en azından 2023 yılı için biraz imkanı yok. Ama çok gelmek isterim. Çok da çok da sevdiğim bir yer aslında. Bandırma. Daha önceden de çok da bulundum. İnşallah farklı yerlerde bir araya geliriz diyelim. Hocam. Biz de bekleriz sizi. Seneye olmasa da diğer sene Google ekibimiz devam eder umarım. İnşallah. Başka sorular da geliyor. Devam edelim isterseniz onlarla. Tabii. Ercan Akdeniz sormuş. Hocam TensorFlow kütüphanesini kullanabilmemiz için Python'ı ne kadar bilmemiz gerekir diye. Yani aslında bence Python'ı TensorFlow kütüphanesini kullanmak için bilmek gerekiyor. Seviyesini tam olarak söyleyemesem de bir hani kestirim yapayım. Az, orta az seviye bile yeterli olabilir. Yani orada görmüşsünüzdür. Yani birkaç tane 6-7 satır kodla aslında basit bir model yaptık. Ama bunu sadece öğrenme aşaması olarak kabul etmemiz lazım. Yani daha detaylara inmek istiyorsak, daha aklımızda mesela projeler varsa, çektiğimiz fotoğrafları, kendi fotoğraflarımı, mesela ben diyelim kendim fotoğraf çekiyorum ve onu sınıflandırmak istiyorum veya başka şeylerde kullanacağım. Onun için Python bilmek gerekiyor. Seviyenin olması lazım. Bence orta az veya çok az giriş için yeterli, ama daha için derinine inmek gerekiyorsa orta seviyesinin üzerine çıkarmak gerekiyor Python'ı diye düşünüyorum. Yani en azından öyle söyleyebilirim.
Teşekkür ederiz hocam. Kerim Karaçoban, TensorFlow'un bileşenleri nelerdir diye sordu. Şimdi TensorFlow dediğim gibi bir aslında büyük bir framework. Bu TensorFlow'un aslında birçok mesela Keras dediğimiz çok geniş bir kütüphane var mesela. Keras bu kütüphanenin TensorFlow'un bileşenlerinden bir tanesi. TensorFlow.org'a girerseniz eğer kendi internet sitelerinde TensorFlow'un bileşenlerine yönelik kendilerinin nasıl şemada oluşturduklarına dair çok güzel aslında kendileri bilgileri veriyor. Yani benim burada ezbere söylemektense kendilerinin internet sitesine yani TensorFlow.org'a girip orada aslında bakmak daha yararlı olabilir diye düşünüyorum ama TensorFlow'un tabii çok bileşeni var. Yani aklıma yani sayamayacağım kadar çok fazla fonksiyonu var. Çok fazla bileşeni var. Dolayısıyla ama hani makine öğrenmesi ve derin öğrenme için kullanılan bir framework diyebilirim genel olarak. Teşekkür ederiz hocam tekrardan. İncika'ya mühendislik adayları mezun olmadan yapmamız gereken hakkında öneride bulunabilir misiniz demiş. Eğitim için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zaman ayırdınız, beni dinlediniz. Mühendislik adayları için mezun olmadan yapmamız gerekenler hakkında öneride bulunabilirim tabii. Birkaç tane ben kendi yani ben Marmara Üniversitesi'ndeyim. Kendi öğrencilerime de tavsiye ettiklerimi sizinle de paylaşayım. Belki daha sonra izleyecek olan arkadaşlarla da paylaşmış olurum böylece. Öncelikle arkadaşlar sektörel bilgi çok önemli. Yani okul esnasında çok daha fazla CV'nizi dolduracak yerlerde özellikle staj yani birinci sınıf diye düşünmeyin, ikinci sınıf diye düşünmeyin. Benim stajım nasıl olsa üçün sonunda veya dördün sonunda yaparım diye düşünmeyin. Yaz aylarınızı muhakkak staj olarak değerlendirin. Eğer mümkünse boş günleriniz varsa bir gün, iki gün o günlerde kendi alanınızla ilgili yani yapay zekasa belki bir software firmasında eğer yapay zeka değilse veya başka şeyse onunla alakalı, kendi alanınızla alakalı veya geliştirebileceğiniz işte diplomalar, sertifikalar yani CV'nizi mümkün olduğunca üniversite içerisinde doldurmaya bakın. Üniversite bittiğinizde bir tecrübeniz olsun elinizde. Bu mesela Fatih'in yaptığı gibi mesela Google Developer Student Club'lara girmek olabilir. Bunun gibi etkinlikler düzenlemek olabilirden tutun da çok daha farklı yerlere varana kadar yani bir çalışma hayatına girene kadar bu şekilde doldurarak kendi CV'nizi aslında mezun olduktan sonra iş hayatıyla alakalı kafanızda bazı şeyler belirecektir ve ona göre bir yol çizeceksinizdir diye düşünüyorum. Yani kendimizi geliştirmek yani günümüzde artık biliyorsunuz İşte yani yapay zeka her birimizin işini tehdit ediyor. Ya inanılmaz şeyler yapıyor. Yani biz makale yazmak falan çok zor diyorduk ama neredeyse makale yazacak hale geldi ve inanılmaz Gerçekten. baş döndürücü bir hız var. Dolayısıyla kendimizi ne kadar fazla geliştirebilirsek, farklı farklı bileziklerimizi kendimize takabilirsek, yani tek bir yerde kalmaktansa birçok şeyi böyle bir arada yürütmek daha iyi olabilir diye söyleyeyim. Birazcık da çenem düştü. Kusura bakmayın. Sorular geliyor hocam. Teşekkür ederiz. Muhammed Aydın sormuş. TensorFlow makine öğrenimine nasıl uydurulur diye. Soruyu çok anlayamadım ama makine öğrenimine Makine öğreniminde nasıl kullanılabilir tarzında herhalde. hem makine öğreniminde nasıl kullanılabilir? Şeyden bahsediyoruz herhalde. Derin öğrenmedense klasik makine öğrenmesi yöntemlerinden bahsediyoruz diye tahmin ediyorum ben. Onun için de kullanabileceğimiz araçlar var. TensorFlow kütüphanesinin içerisinde olduğu gibi. Sadece eğer klasik bir şekilde makine öğrenmesi yöntemlerini uygulamak istiyorsak daha farklı kütüphanelerden de yararlanmak gerekebilir. Mesela bunun için ne olabilir? İşte XGBoost gibi, bunun gibi böyle farklı farklı böyle ufak kütüphaneler var. Onları kullanmak yararlı olabilir. Ama TensorFlow daha çok böyle derin öğrenme üzerine şu anda ilerliyor. Ama
klasik makine öğrenmesi yöntemlerinde uydurulabilir. Bir sorumuz daha var. Hocam TensorFlow dışı olarak ChatGPT'yi gördünüz mü? Ne düşünüyorsunuz demiş. Valla Ataberk'in görmekten ziyade sizinle paylaştığım o kısımda bir şeyde Drive linkinin içerisinde TensorFlow nedir sorusunu ChatGPT'ye yazdırdım ben. Ve orada aslında birazcık hani bu soru ve benzeri soruların önünü açmak istedim. Gördüm ve kullanıyorum. Özellikle basit kod bloklarının düzeltilmesi yönelik çok iyi çalıştığını düşünüyorum. Basit yani sizin mesela basit ödevler veriyorduk biz mesela öğrencilere. Onlara da mesela çok işe yarayacağını düşünüyorum. Yani üniversite hocalarının veya işte belki lise bile olabilir. Ödev verme alışkanlıklarını değiştirebileceğini, yani ChatGPT ve diğer yapay zekanın aslında insanların hayatında bir paradigma değişikliğine yol açabileceğini düşünüyorum. Yani hayatımızı kökten değiştirecek. Sadece ChatGPT için değil, yapay zeka için konuşuyorum. Ve çok olumlu düşünüyorum. Ben bunun bizim hayatımıza çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Zaten o yüzden bu alanda çalışıyorum. O yüzden kendim mesela işte yapay zekayı kullanarak suçun önlenmesine yönelik aslında çalışmalar. Yani özelleştirdiğim kısım orası. Kriminoloji aslında benim birazcık daha mekansal veriler ve kriminoloji üzerine birazcık daha uzmanlaşmış vaziyetteyim. Yapay zekayı da buraya entegre ediyoruz. Yapay zekanın entegre olamayacağı neredeyse hiçbir yer yok. Çoğu mühendislik alanını çok kolay bir şekilde adapte olabiliyor. Dolayısıyla çok olumlu düşünüyorum. Ama yani sadece ChatGPT için değil, bununla alakalı bu chatbotlar olsun, diğer olaylar olsun, bunun için de bir ayrı bir session açmak lazım ve uzun uzadıya konuşmak lazım. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan varsa sorabilir yayını kapatmadan önce. O sırada ben de bir soru sormak istiyorum. Tabii. Ben veri analistiyle veri bilimcinin yaptığı işlerin farkını sormak istiyorum. Hani sektörde nasıl ayrışıyorlar diye. Bunu merak ediyorum. Onlar gerçekten çok kafa karıştırıcı olabiliyor. Yani çok fazla title var. İşte veri analisti var, veri bilimci var. Şimdi makine öğrenmesi mühendisi var. Yapay zeka mühendisi var, veri bilimci var. İşte falan falan gidiyor. Şimdi temelde data analistle data scientist arasındaki en temel fark, data analist birazcık daha işin tool'larının kullanılması ve bir öngörü yani içgörü oluşturmaya yönelik işi gerçekleştiren kişi. Yani bizim elimizde mesela bir Excel tablosu olsun diyelim. Excel bir veri tabanımız var. Bu Excel veri tabanından Excel'den bir rapor oluşturmak mesela data analistin yapacağı bir iş. Data analistin yapacağı iş buyken data scientist yani veri bilimci ne yapıyor? Bu işlere çok fazla yani o Excel içerisinden rapor oluşturma tabii ki yapıyor ama onların haricinde daha ileri yaptığı bazı şeyler var. Mesela software engineering konusunda biraz bilgi sahibi olması lazım data scientist'in. İyi bir hikaye anlatıcı olması lazım ve işin scientist kısmı yani bilim kısmı var. Bu bilim kısmında da mesela biraz önce anlattığım TensorFlow kütüphanesi gibi derin öğrenme ve makine öğrenmesi kütüphaneleri ve algoritmaları konusunda geliştirme yapabiliyor olması lazım. Data analist de bu yokken data scientist de işin science tarafı yani bilim tarafı var. Yani algoritmaların geliştirilmesi var. Tabii bir de data engineer var. O bambaşka. Yani veri mühendisi. O da bu yapılan işlerin gelmesini falan. Yani oralar bayağı bir karmaşık ama yani data analyst ile data scientist'in farkı bu şekilde özetleyebilirim. Teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. hocam. Başka soru da gelmedi zaten. TensorFlow eğitiminde bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ederim ben. Ben teşekkür ederim. Diğer Çok başka naziksiniz. etkinliklerimizde görüşmek üzere diyelim. Sağ olun. Etkinliğimiz bu Görüşürüz. kadardı. Umarım katılımcılarımız için de faydalı bir etkinlik olmuştur. Yani Umuyorum ben. tekrar teşekkür ederim size. Yarınımızı burada noktalayacağız.
Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere herkese. Çok sağ olun bize bu fırsatı verdiğiniz için.